Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nden herkese merhaba. İşliğimizdeyiz. Ağırlıklı olarak TÜBİTAK projeleri vesaire projeleri için kullanmış olduğumuz bu alanımızı, aynı zamanda da okulumuza ilk defa kabul olan, bize gelen hazırlık sınıfı öğrencilerine uçak maket model kursu verirken kullanıyoruz bu olca. İstifade ettik. Son 3 senedir aşağı yukarı 100 civarında RC pilotumuz oldu. Ayağı yere basan pilotlar diyoruz biz kendimize. Herkesin bir hobisi olması önemli. Her şeyden öte. Çünkü kendi çevreniz dışında farklı insanlarla tanışabilme size imkanları sağlıyor. İşinizden uzaklaştırabiliyor. Kafanızı sıfırlamasını sağlıyor. Ama bunların da ötesinde tabii ki özellikle son dönemlerde çok popüler olan STEM deniyor. İşte içine biraz daha sanat almışlar. STEAM diye tabir ediliyor. Bu tarz fen, matematik, mühendislik gibi dersleri, teknoloji gibi dersleri iç içe verebilmeyi imkan sağlıyor bu tarz kulüpler. Özellikle maket ve modelcilik işleri. Biz bu yüzden buna çok değer veriyoruz. Hem keyif alıyoruz, diğer taraftan da öğrencilerimize çok şey kazandırdığımızı inanıyoruz. Bizim okulumuzda diğer okullardan farklı olarak bazılık dersler veriliyor. Bilgisayar destekli çizim ve modelleme dersinde mühendislik fakültelerinden verdiğimiz derslerden bir tanesi. Geçen senelerde Eren Limon adlı bir öğrencimin, yine FRC robotçu kendisi, tasarlamış olduğu, daha doğrusu tasarımını daha da verimli hale getirdiği bir uçak, karga. Elimde görmüş olduğunuz uçak. Temel olarak bir trainer diye tabir edilen bir yapısı var, bir tanımı var bu uçak. Ve size ilk defa uçak kullanmayı öğretiyor. Ağırlık merkezi yere yakın, aşağıya yakın daha doğrusu, alta yakın. Dolayısıyla kendisini havada dengeleyebilen bir kanat modeli üzerinde özellikle durduk ve tercih ettik. Farklı kanatlar da denenebilir tabii ki. Dihedral diye tabir edilen yukarıya doğru V açısı olan kanatlar olabilir örneğin. Ama biz özellikle biraz da şu kısmı sayesinde uçağın bir parça daha oynak olmasını, dolayısıyla uçağı ilk defa kullanacak insanların o yapıya da alışmalarını tercih ettik. Uçlara doğru, yukarıya doğru çıkan dihedral açısı sayesinde de uçak belli bir açıya kadar hızlı yatarken daha sonra da yatmamaya başlıyor. Yani daha yavaş aşağı inmeye başlıyor. Bu sayede de size, ilk kullanıcıya özellikle, yeni kullanan insanlara düşünebilme şansı veriyor. Oldukça yavaş uçabiliyor. Elimde görmüş olduğunuz bir elektrikli model. Biz elektrikli yapacağız. Çünkü maliyet olarak hem daha düşük hem kullanımı daha kolay. Öğrenmesi daha kolay oluyor. Bu modellerin gayet keyifli gördüğünüz üzere. Bunun dışında tabii daha da ilerleyen zamanlarda bu uçaklara burada olduğu üzere patlar motorlar da takabilmek gayet mümkün. Bunları da işte senelerdir modelle uğraştığımız halde ve daha yüksek işte üst düzey modelleri alabildiğimiz halde ara ara biz de uçuruyoruz. Çok keyif alıyoruz. Umarım bu iş daha da çok yaygınlaşır ve herkesin, bütün okullardaki çocuklara bu fırsatlar gider. Öncelikle temelde bir tabii kesim işleri var. Bu işi çok zorluyordu öncelerde. Çünkü düzgün kesim yapabilmek, telle kesim yapabilmek birazcık alışkanlık istiyor. Biz bu yüzden yani ham mamul olarak bu işe başlamak yerine yarı mamul hale getirilmiş şekilde bunları paketleyip kendi okullarımıza gönderdik. Elimde gördüğünüz üzere biz buna işte fuselaj diye tabir edilen uçağın gövde kısmı var. İlk bununla başlıyor olacağız. Bunları farklı farklı boyutlarda kesebilme yine şansımız var. Özellikle kapalı şeylerde, alanlarda bizim de keyifle kullandığımız, uçurduğumuz küçük karga modelleri de mevcut. Şurada bir tanesi örneğin bulunuyor. Kapalı alanda rahatlıkla uçabiliyor. Dolayısıyla keyifli bir uçak. Şimdi yavaş yavaş bir başlayalım. Öncelikle paketler halinde yine göndermiş olduğumuz malzemeler var. Şurada görülen 5'e 5 santim yanılmıyorsam ölçüsü. Motor mount diye tabir edilen motorun vidalanacağı kısmı şeyin, karganın ön kısmına yapıştırıyoruz. Şimdi tabii bir iki farklı yoldan bunu yapabilmek mümkün ama biz tabii özellikle hem daha şey olsun, ucuz olsun, hızlı olsun. Bir de tabii
Çok aşırı temel noktalar dışında özen göstermeye de ihtiyaç yok. Çünkü netice itibariyle ilk defa öğrenmek üzere kullanılan bir uçak. Epoksi ile de bu işi yapabilirdim. Daha farklı yapıştırıcılarla, işte özellikle burada görülen kullanılan malzemeyi yıpratmayacak tarzda yapıştırıcılar mevcut. Bunları kullanarak da bu işi gerçekleştirebilirdim. Ama tabii silikonla da bu iş oldukça rahat yapılıyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bu safhada ve bundan sonraki her safhada silikon, tabii ki sıcak silikon oldukça yüksek sıcaklıklara erişebiliyor. Dolayısıyla köpüğün üzerine sürerken özellikle bu faktörü unutmamamız gerekiyor. Ben teknik olarak tabii önce köpüğe bunu şey yapmak yerine, yaymak yerine hem bir parça sıcaklığını da düşürmek için öncelikle köpüğe yapıştıracağım parçanın üzerine sürmeyi tercih ediyorum. Genellikle zaten ahşap kullanıyor olacağız. Dolayısıyla hem silikon daha düşük bu sayede sıcaklıklara düşecek, hem de yapışması sağlanacak köpüğümü eritmeden. Öyle bir üzere bolca, özellikle motor manalı çünkü sürekli önden bir çekiş olacağı için önemli bir parçası uçağın. Dolayısıyla bir parça bolca da sürüyorum. Şöyle. Ve ondan sonra da dikkatli bir biçimde uçağın ön kısmına bunu monte edip bir parçada baskı uyguluyorum. Şöyle. Gayet basit bir işlem. Burada dikkat etmem gereken şey, bu parçalar uçağın ön kısmından bir parça daha küçük tasarlanmış durumda. Dolayısıyla üstten sıfırlanması her açıdan daha iyi olacaktır. Biz şu andaki anlatımımda tabii ben özellikle boyamadan bu işi yapmayı tercih ettim. Dilenirse bunlar farklı farklı renklere boyanabiliyor, farklı dizaynlar verilebiliyor. Artık o noktadan sonra iş biraz daha keyfe kalmış oluyor. Ama temeli tabii ki bu işin montajın öğrenilmesi. Şimdi bunu yapmışken yine aynı şekilde hızla uçağın iniş takımının monte edileceği tahta parçasını yapıştırmaya geldi. O da yine kesilmiş bir biçimde, paketlerin içinde bulunabilecek bir parça. Bunu da daha evvelden, az evvel motor mount'u yaptığım üzere yine silikonluyorum. Şöyle. Bolca her tarafını yaymaya çabalıyorum ki sıkı tutsun silikon, sıkıntı yaşamayalım. Daha sonra bir parça soğumasını da bekledim. Daha sonra yerine düzgün bir biçimde yerleştiriyorum. Sağdan soldan taşmamasına ahşap parçanın dikkat ediyorum. Yani genel itibariyle basamakların hepsi bu tarz basit basamaklar. Bunu da özellikle tasarlarken düşündük ki ilk öğretim öğrencileri de bu işle aktif olarak uğraşabilsinler. Elleri bu aktivitenin üzerinde olsun. Dolayısıyla bolca işte şey gibi resim işlerinde olduğu üzere yapıştırma işleriyle uğraşıyor olacağız. Evet, motor mount'umuz ve uçağın niş takımını monte edileceği alt kısmımız hazır. Aslında kargoyu yaparken takip edilmesi gereken kesin işlem basamakları yok. Herhangi bir noktadan başlanabilir. Şu ana kadar da biz ön tarafta bulunan motor mount'unu ve aynı zamanda kargonun altında bulunan niş takımını monte edileceği yerleri yaptık. Şimdi de arka tekerlek vazifesi görecek şöyle kesilmiş, işte oval kesilmiş parçayı uçağın arka kısmına yerleştireceğiz. Bu da oldukça basit bir işlem. Bunun temel fonksiyonu da tabii inişler sırasında uçağın arka kısmının, köpek kısmının zarar görmesini engellemek. Adeta bir tekerlek gibi işte bir engelleyici vazife görmesini sağlamak. Çok kesin bir yeri yok bunun. Aşağı yukarı işte uçağın alt bitiş kısmında bir parmak kadar hizalayarak ve göz kararı,
Bunu ortalayarak, tabii tam işte kesin de yapmak isterseniz ölçerek de yapabilirsiniz. Şöyle bir bakıyorsunuz. Hemen ardından da bir parça bastırarak izin oluşturuyorsunuz. Dilerseniz bunu dışarıdan keserek içini boşaltabilirsiniz. Bunu tabii bir maket bıçağı yardımıyla yapmak oldukça kolay. İşte bıçağınızı açarak içerideki parçanın boşalmasını sağlayabilirsiniz. Veya sivri bir işte şey cismi kullanarak bir parça şu şekilde malzemenin dışarı gelmesini sağlayabilirsiniz. Biz daha çok işi hızlandırırken özellikle ortama da bolca havalanmasını sağlayarak havya kullanıyoruz bu işte. Dolayısıyla tek bir dokunuşta rahatlıkla bu deliğin açılması havya mümkün olabiliyor. Birden çok yolu var. Yani işte sizin için hangisi daha hoşunuza gidiyorsa, kolay geliyorsa. Az evvel gibi yine direkt silikonu köpük yüzeyinin üzerine sıkmak yerine ben her zaman ahşabı tercih ediyorum. Dediğim gibi hemen hem soğumasını sağlıyor ve köpüğün de benim kontrolüm dışında da erimesine bu sayede engel oluyor. Şöyle yeteri kadar sürüyorum gördüğünüz gibi. Hemen ardından da şu açılı olan kısmının, dik değil, daha yumuşak açılı olan kısmının uçağın burnuna gelmesini sağlayacak şekilde az evvel açmış olduğum deliğin içine yerleştiriyorum. Düz olup olmadığına bakıyorum, hizalıyorum. İsterseniz tabii hani deliği bir parça geniş delerse çocuklar silikonla dolgu yapılabilir. Ve tabii üstüne silikon sürmem sebebiyle de bir parça daha burada baskı uygulayarak içeriye daha rahat girmesine yardımcı olabiliyorum. Evet. Dolayısıyla ilk kısmımız aşağı yukarı tamamlandı. Şimdi bu noktadan sonra biz kargamızın kanadının asılacağı kısma destek olmasını sağlayacak küçük pencerecikleri takacağız. Her uçakta bunlardan da 4 tane kullanıyoruz. Şöyle CNC'de kestirmiş olduğumuz parçalarımızı alıyoruz. Bunlar zaten birbirine çok yakın ölçülerde. Yalnız bazı kesimlerde şey sıkıntısı olmuş. Bir takım böyle pürüzler var. Eğer size gelende de böyle pürüzler varsa onları bir taş yardımıyla veya ne bileyim işte bir zımparayla pürüzlerden arındırabilirsiniz veya yani estetik anlamda çok önemsiyorsanız işi. Şimdi öncelikle ben arkadakini takacağım. Şimdi bunları yaparken önemli olan nokta arkadakileri yaparken, arka kısmı yaparken şu açının arkadaki açıyla aynı olmasını sağlamak. Yani yukarıya göre hizalamıyorum ama açının başladığı ilk kısma göre hizalıyorum. Şöyle hizalıyorum. Onun için yine az evvel yaptığım üzere silikonu ahşap yüzeyin üzerine sürüyorum. Daha sonra yapıştırmak istediğim yere getirip parçamı hizalayarak yapıştırıyorum. Aynı şekilde arka parçaları da bu şekilde yapacağım. Önemli olan nokta diğer tarafla bunların arasında tabii ki bir aralarında bir çubuk olacağı için o çubuğun düzgün bir biçimde geçmesini sağlayacak simetriyi sağlamamız. Yani bu taraftaki parçayla buraya takacağımız parçanın simetrik olmasını sağlamak bu açıdan önem arz ediyor. Yandan bakarak da bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Açıya yine dikkat edecek şekilde bu parçayı da yapıştırıyorum. Ön parçalar için de aynı işlemi uygulayacağım. Bir parça silikonumu sürüyorum.
anda açıya dikkat edecek şekilde ön parçanı da yapıştırıyorum. Sıcak silikonla son derece güvenli biçimde tutuyor. Zaten çok büyük yük gelmeyecek. İşte dediğim gibi arada gelecek olan, daha sonradan tutulacak olan parçanın köpüğü yıpratmaması için yapılan bir işlem. Ve son parçamı da diğer yüzeye takıyorum. Akrilik boyayla, su bazlı boyayla, bu özellikle ahşap boyalarıyla uçaklar çok güzel boyanabiliyor. Köpüğü eritmiyor. Ama özellikle Japon yapıştırıcısı, işte diğer kimyasal bazlı boyalar köpüğü eriteceği için uçağın gövdesinde kullanmamak gerekiyor. Öğrenciler de çok güzel uçaklarını boyuyorlar. Farklı farklı renklerde, rengarenk uçak uçakları oluyor. Evet, şu ana kadar taşıyıcılarımızı taktık. Arka tekerlemiz tamam. Alt iniş takımının takılacağı kısım tamam. Ön tarafta motoru monte edeceğimiz kısım oldukça sağlam bir biçimde takılmış durumda. Bir de sırada kanadımızı bağlamış olduğumuz şurada görülen çubukların takılması var. Lastik bantlarla bu çubuklara kanadımızı şu şekilde monte ediyoruz ve pratik bir biçimde söküp kanadımızı alabiliyoruz. Dolayısıyla arabada taşınması daha rahat hale geliyor. Ahşap parçalarının tamamını biz Bauhaus'tan aldık. Dilerseniz oradan alabilirsiniz. Veya dilerseniz de işte CNC'de gelen bu parçalara uyması anlamında aşağı yukarı işte 5,5-6 aslında 6 santime daha yakın çapta şöyle şeylerimiz var. Çubuklarımız var. Çubukların da uzunluğu, bunlardan numune olması açısından birer tane de şeyin içine koyduk. Size gelen kolilerin içine koyduk. Aşağı yukarı da işte 9 santim civarında bir şeyi var, boyu var. Şimdi bu noktada yapılması gereken şey deliğin diğer tarafta bulunan penceredeki delikle öncelikle bir örtüşüp örtüşmediğini görmek için bir tornavida yardımıyla şöyle kılavuz sokarak emin oluyoruz. Daha sonra da bunun içinde bulunan köpüğün boşaltılması gerekiyor. Bunu birçok yolla yapabilirsiniz. Ama biz tabii tercihen işte şey kullanıyoruz. Şarjlı cihazlar kullanıyoruz. Bunların çok küçükleri var. Çocuklar güvenle bunları kullanabilirler ama bundan çekiniyorsanız da öğretmen daha evvelden bu işi yapıp öğrenciye tabii yaş seviyesine göre bu işi hazırlayabilir. Veya direkt tornavida tarzı, bu tarz ucu çok keskin olmayan belki yıldız tornavida tarzı bazı cihazlarla da bu iş yapılabilir. Ben buradan çok fazla bir şey uygulamadan, çünkü netice itibariyle geldiğim şey strapon. Karşı tarafa kadar bakın gördüğünüz üzere deliği geliyorum ve içindeki kısmında boşaldığına emin oluyorum. Fazlalık varsa yine işte tornavidamı kullanarak bunların boşalmasını sağlıyorum. Hemen ardından da parçamı yerleştiriyorum. Arka tarafı da daha evvelden yapmıştım. Dolayısıyla görüldüğü gibi kanadı üzerine koyduğumda artık bu kanadı çapraz, yani şu şekilde kanadın elim olduğunu düşünelim. Şöyle ve diğer taraftan da şu şekilde bağlanabilmesine olarak sağlayan bir şeyi monte etmiş oldum. Şu anda bunlar oynar vaziyette tabii. Yani hareket ediyorlar. İsterse böyle de kalabilir. Bu çok büyük bir sıkıntı değil. Veya dilerseniz bunun içine birer parça Japon yapıştırıcısı hemen şu kenarlara sıktığınızda artık bunlar hareket etmiyor olacak. Yani Japon'u kullanırken özellikle tekrar altını çize çize söylemem gerekiyor. Asla köpük strafora, strafoma gelmemesi, styrofoama gelmemesi gerekiyor. Geldiği takdirde çünkü direkt reaksiyona girerek yapısını bozuyor ve eritiyor.
Onun için ya bu için uygun safe glue diye, foam safe glue diye tabir edilen şeylerden alınabilir, yapıştırıcılardan. Uhupor'un böyle bir çözüm var. Uhupor diye biliniyor. Bu denenebilir ama çok uzun sürüyor donması. Epoksi ile bu iş yapılabilir. Veya işte bir parça silikon belki kenarlarda, bunda da işe yarayabilir, sıkılabilir. Bunların her biri bu işin bir çözüm öneriyor. Şimdi bu noktadan sonra biz yavaş yavaş artık hareket yüzeyleri takmaya başlayacağız. İster model uçak olsun, ister gerçek uçak olsun, uçakların havada farklı yönlere hareket etmelerini sağlayan küçük kanatçıkları var. Bunlar kanadın üzerinde de mevcut olan, airbone diye tabir edilen şu kanatçıklar ve biraz sonra monte edeceğimiz gövde üzerinde bulunan yükselmeyi, yani burnu aşağıya veya yukarıya hareket ettirmeye sağlayan elevator kanatçığımız ve uçağı yere paralelken şu hareketi yaptıran rudder veya kuyruk dümeni diye tabir edilen, kuyruk dümeni diye tabir edilen kanatçığımız. Bunlarla bağlı oldukları kısım da işte kuyruk dümen dikmesi ve elevator'ın bağlı olduğu da stabilizör diye tabir edilen kısım. Nazarda bunları kestirirken biz bir yekpare olarak kestiriyoruz. Bunun temel sebebi ikinci defa bir kesim işlemi olmasın diye böyle yapıyoruz. Şimdi direkt kesime geçmeden evvel ve gerekli işlemleri yapmadan evvel anlatmak istediğim bir nokta var. Biz herhangi bir parçayı şayet hareketli hale getirmek istiyorsak onu ana parçasından ayırdığımızda şayet buradaki açıyı 90 derece olacak şekilde yaparsak bir yöne doğru rahat hareket edecek ama diğer tarafa doğru hareket etmeyecektir. Bu noktada yapılması gereken şey şudur. Parçanın kesim işlemini yaptıktan sonra hareket etmeyi engelleyecek yönde üst ve alt parçayı da 45 derecelik bir açıyla bıçağımız yardımıyla kesmektir. Dolayısıyla teknik olarak aşağı yukarı şu açıyla şu parçayı yukarıdan alacağız ve ters çevirip aynı işi şu noktadan buraya kadar yapacağız. Bittiğinde de elimizde aşağı yukarı şöyle bir görünüm olmuş olacak. Bu sayede parçamız her iki yöne doğru da sıkıntısız bir biçimde çalışır hale gelecek. Şimdi ilk olarak rudder'la başlayalım. İlk etapta rudder parçamızın kesimini yapacağız ve açılı hale getireceğiz. Bunu çok farklı yollarla yapabiliriz. Ama tabii ucuz olması sebebiyle ve hızlı yapılabilmesi sebebiyle biz kesimi maket bıçağıyla yapmayı tercih ettik. Ancak şöyle açılı kesimler yapabilecek ve elektrikle de çalışacak kendi aletlerimiz var. Ama tabii ilk öğretim öğrencisi bunu rahat kullanabilsin, yürüyebilsin diye daha basit olanı göstermeyi tercih ediyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey her iki yüzeyin de bir kısmının kesilmesini ama diğer kısmının kesilmemesini sağlamak. Bu 6 mm'lik bir diyafram. Dolayısıyla ben buna aşağı yukarı 5 mm civarında bir giriş yapmam gerekiyor. Yalnız tabi stabil olarak her tarafta 5 mm girişi modelcilikte tecrübeli biri yapabilir. Ama bunu net olarak sağlayabilmek için de şöyle bir araç geliştirdik. Şurada görülen tahta iyi hesaplamış olduğumuz bir model maket bıçağı sayesinde istediğimiz kadar kısmın depronun içine girmesini sağlıyoruz. Diğer kısmın da dışarıda kalmasını bunun vasıtasıyla sağlıyoruz. Şimdi yaptığım şey şu. Öncelikle rudder ve dikmemi masanın üzerine koydum. Koyduktan sonra da istediğim kadarlık kısma elindeki cihazı da ayarlayarak aşağı yukarı şöyle bir dikmeye tekabül ediyor. Bunu koyuyorum. Ve yavaşça cihazımı koymuş olduğum cetveli de mihenk alarak, yani aynı zamanda destek alarak kesimi gerçekleştiriyorum. Az evvelki videoda
ifade edilen 90 derecelik kesimi yapmış olduk. Şimdi bu noktada tabii bunu birkaç defa açıp kaparsam bu taraftaki yüzey otomatik olarak kopacak. Bunu sağlamlaştırmam gerekiyor. Bunu çok çeşitli tabii malzemelerle yine yapabilirsiniz. Kolibanda bu işte oldukça sık kullanılıyor ve her yerde bulunuyor. Ama sağlam olması açısından ben genellikle lifli bant diye tabir edilen içinde fiber liflerin bulunmuş olduğu bandı kullanıyorum. Ülkemizde maalesef her şey de olduğu gibi model konularında bunlar da oldukça pahalı. Ancak Hobby King gibi mağazalardan yurt dışından ihtiyacınız oranında ve ticari olmayacağı şekilde getirdiğinizde yani makul ücretlerle buraya giriş yapabiliyor. Oradan temin edebiliyorsunuz. Şimdi yeter uzunluktaki parçamı kestim. Bunlar tabii hangi yaş grubu bu işle uğraşacaksa o yaş grubu öğretmenleri tarafından önceden de hazırlanabilir. Veya direkt ilgili yaş grubu örneğin lise seviyesindeyse veya 8. sınıf seviyesindeyse bu işleri zaten rahat yapabilir halde olacaklardır bu çocuklarımızda. Şimdi diğer tarafa uyguladım. Bu bant sayesinde tam ortaya uyguladım. Artık bu dilediğim kadar açayım, kapayım, kopmayacaktır. Ama az önceki videoda ifade ettiğim üzere 90 dereceden sonraki kısmı yani diğer tarafa dönecek kısım işlemeyecektir. Dolayısıyla bunun her iki tarafa da hareket etmesini sağlamak için biz bu uçları 45 derecelik açıyla kesmemiz gerekecek. Aslında çok basit bir şey. Bunun da tekniği şöyle. Şimdi masanın kenarını kullanarak bu işi yapacağım ben. Ama yerini değiştirmeye de biraz üşendiğim için şöyle masanın kenarını temsil edecek şekilde şu masayı kullanmak istiyorum. Radarımı aldım. Aldıktan sonra ikiye katladım. Kesmek istediğim kısmı masanın hemen kenarına koydum. Daha sonra da bir cetvel yardımıyla 1 santimden daha 0.8 gibi belki 0.7 gibi bir alanı hesap ettim. Şu aşağıya göre şu bahsetmiş görülen beyaz alandan bahsediyorum. Ondan sonra da bir maket bıçağı yardımıyla veya keskin bir şeyle, bu bir tel de olabilir, sıcak tel de olabilir. Buradan tek ucunu cetvelimin üzerine koyuyorum. Diğer ucu da masamın üzerine koyacak şekilde tam 90 derece girip uca kadar çıkıyorum. Bunu bitirdikten sonra diğer yüzeye de aynı işi yapıyorum. Gerekli alanı bırakıyorum. 0.7-0.8 santim gibi. Daha sonra yine buraya dayıyorum. 45 derecelik masayla bir açı teşkil ediyorum. Ve bu tarafa doğru da çekerek kesim işlemimi gerçekleştiriyorum. Şimdi masanın üzerinde bunun bir nasıl yapıldığını hızlıca göstermeye çalışayım. Keskin bir bıçakla bunun yapılması gerekiyor. Yani ilk defa kullanılan, çok kullanılmış, yıpranmış bıçaklarla, maket bıçaklarıyla bu iş daha rahat kesinlikle yürüyecektir. Açımı ayarladım. Her tarafta homojen olmasına özen göstererek yavaş yavaş bu tarafa doğru kesmeye devam ediyorum. Aslında kullandığım metal parça biraz daha geniş olsa daha rahat hareket edeceğim. Bununla da rahat bizim elimiz alışık olduğu için sıkıntısız bir biçimde kesiyoruz. Şu biraz daha geniş olmalı güvenlik açısından da. Özellikle maket model işlerinde gözümüz her zaman dört açık olmalı. Çünkü keskin aletler kullanıyoruz. Ve yaş seviyesine uygun hale öğretmen getirdikten sonra öğrencinin önüne bunları vermeli. Ama yani bunların hepsinden de korkup öğrencilerimizin eline maket bıçağı vermezsek, matkap vermezsek, bir şeyler vermezsek, bir şey olur endişesiyle işte o zaman da hakikaten istediğimiz oluyor ve hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla eğer biz patent istiyorsak, projeler istiyorsak, bir yerlere gelmek istiyorsak bu işi üniversitelere gelmeden evvel öğrencilere, çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Diğer yüzeyini de kesiyorum şimdi yavaş yavaş. Kesim işlemi tamam. Artık görüleceği üzere her iki yönde de rahatlıkla hareket eden bir parçam oldu. Şimdi
Tabii bunu böyle de bırakabiliriz. Çok büyük olasılıkla bunun hiçbir şey olmayacaktır ama bir parça daha sağlam cebi özellikle bu uçak konularında. Dolayısıyla bunu biraz daha sağlam hale getirmek için çift taraflı olarak her zaman bantlamayı tercih ediyorum. Yine bandımda gerekli uzunluktaki kısmı seçiyorum. Daha sonra şunu yapıyorum. En fazla yani en maksimum açıklıktaki haliyle bunu radar diknesinin üzerine küçük bir kısmı gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve daha sonra da yavaş yavaş radarın olduğu kısma doğru, yani bir anda bunu yapmıyorum çünkü o takdirde potluk oluşuyor. Bunu elimle şöyle el yardımıyla her iki parçayı tutacak şekilde yerleştiriyorum. Potluğu, ufak tefek potlukları düzeltiyorum. Ve bu sayede hem dışarıdan hem de içeriden güvenliğe alınmış bir dikme oluşmuş oluyor. Radar parçam da hareketli hale geliyor. Uçağımızın gövdeye bağlı ikinci hareketli kanatçığı da uçağın burnunu aşağı ve yukarıya almaya yarayan elevator adlı parçamız. Burada da elevator kendisine bağlı olduğu stabilizörle şu anki haliyle yekpare durumda. Şimdi bunu böleceğim. Daha evvel radarda uyguladığım tekniğin birebir aynısını uyguluyorum. Yeterli uzunlukta ki kısmı bunu ne kadar büyük yaparsanız o oranda ve diğer kanatçıkları da aynı zamanda uçağınız daha hareketli olacaktır. Ama genel olarak yani 2,5 santimlik bir elevator bu uçağı çok rahatlıkla hareket ettirecektir. Yine aynı parçayı kullanıyorum. Radarda yaptığım gibi önce bir eşit olduğunu gözümle görüyorum. Bunu tabi ölçerek de yapabilirsiniz ya da zaman içinde işte bizim gibi siz de alıştığınızda göz kararı da yapabilecek hale geliyorsunuz. Radarda olduğu gibi yerine yerleştirdim ve parçamı yavaşça kestim. Yine 90 derecelik bir kesim elde ettim. Görüldüğü üzere bu tarafa bükülmüyor. Aynı radarda yaptığım gibi yani kuyruk dikmesine bağlı kuyruk dümeninde yaptığım gibi bir tarafını bantla sabitliyorum. Yeterli uzunlukta kesimimi yapıyorum. Hemen ardından da açılı kesimimi yapabilmek için masanın kenarına alıyorum. Üzerine cetvelimi koyuyorum. Keskin bir bıçağın yine vasıtasıyla boydan boya 45 derece açı yapacak şekilde kesiyorum. Parçanın çok fazla homojen olması yani homojen kesilmesinin çok önemi yok. Yani bir santim işte bir kısım daha büyük, diğer kısım daha küçük olması bu uçağın uçmasını asla engel teşkil etmeyecek. Onun için çok önemsemeyin ama olabildiğince de düzgün kesilmesini sağlayın. Aşağı yukarı ilk 45'imiz tamam. Şimdi ikinci 45 için ters çevirdim. Ve aynı işlemi yapıyorum. Sabitledim. Göz kararı. Her iki ucunda aynı eşit uzunlukta olduğunu gördüm. Kesimini yapıyorum. Hem kendi oğlumu ben şey yapıyorum, mihenk olarak konuşuyorum. Bu 6. sınıf öğrencisi bunu rahatlıkla yapabilecek hale gelebiliyor biraz pratikten sonra.
Şimdi biraz alıştırmasını elimle yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra da yukarıya yaptığım, yani şöyle rudder'da yaptığım gibi bir uçtan bir uca, diğer kısımdan da uçağımın elevator'ının bağlantısını, stabilizör olan bağlantısını ikinci bir bantla sağlamlaştırıyorum. Dolayısıyla havada işte kopma, çıkma gibi veya fluttering dediğimiz havanın kanatçıkla onun bağlı olduğu parça arasında girip titreşim yapması gibi durumlardan bu sayede korunmuş oluyorum. Aynı teknikte yine yavaş yavaş potluk oluşmaması için yapıştırma işlemini yapıp elimle de oluşacak ufak tefek potlukları gideriyorum. Hemen ardından da alıştırmasını yapıyorum. Tabii biraz daha büyük parça olduğu için bir iki defa alıştırma yapmakta fayda olacaktır. Ve parçam artık her iki istikamette de gayet düzgün çalışır hale geldi. Şöyle. Ve bunun kopması da oldukça imkansız bir hale geldi. Şimdi bu noktada yapılması gereken şey bu parçalarımızın uçağımızın üzerine monte edilmesini sağlamak. Yani temel olarak duracağı pozisyon şöyle olacak. Şimdi onları yapalım. Şimdi kuyruk gitmesini rudder'ımızı ve stabilizörle elevator'ımızı uçağımıza monte edeceğiz. Bunda çok çeşitli yolu var. Bu temel olarak şuna dikkat etmek gerekiyor. Uçağın üzerine henüz yapıştırmadan parçalarımızı koyduğumuzda şöyle. Zaten bunların birbirine geçme yerleri çok net bellidir. Şöyle. Bunu ve bunu koyduğumuzda tam olarak ortaladığımızda rudder'ı tutan dikmenin en son yeri, en son noktasının nereye geldiğini görebiliyoruz. Yani bahsettiğim nokta şurası. O noktayı bir şekilde işaretliyorum. Yani burası benim rudder'ın dikmesinin içine gireceği deliğin bitiş noktası olacak. Buradan, şu işaretlemiş olduğum noktadan uçağın gövdesini tam olarak ortalayarak arkaya kadar şu kadar aşağı yukarı işte 1 santimden biraz daha az bir delik açmam gerekiyor. Bunu da yapmanın yöntemi tabii birçok yolu var. Öncelikle bunu kalemle çizdikten sonra bir maket bıçağı veya normal bıçak yardımıyla, keskin bıçak yardımıyla oyabilirim. Ama bu biraz zaman alacaktır. Biz onun yerine şöyle bir metot geliştirdik. Bir şablonumuz var. Bu şablonu uçağımızın üzerine koyuyoruz. Daha evvelden de işte uçağın açısına göre, boyuna göre kesmiş olduğumuz şablonu. Dolayısıyla orta nokta neresidir diye bir endişemiz olmuyor. Bunun üzerinden direkt kesim yapabiliriz ama ben onun yerine bolca havalandırılmış bir ortamda ısıtılmış havya ve onun kalın ucunu kullanıyorum. Var olan ucu ters çevirebildiğiniz bir havyayı tercih edebilirsiniz. Özellikle bolca uçak üretecekseniz bu elzem hale geliyor. Havyamı içime batırdım. Ve daha sonra da yavaşça buradaki şablon vasıtasıyla kaymayacak düzgün bir biçimde çekiyorum. İstemiş olduğum delik uygun bir biçimde açılmış oldu. Bu noktadan sonra benim rudder'ım artık rahatlıkla deliğin içine giriyor olacak. Ama rudder'dan önce yapmam gereken şey benim elevator ve elevator stabilizörün ucu üzerine sabitlemem gerekiyor. Sıcak silikonu bu için kullanıyorum. Bir parça erime yapması çünkü sıcak silikonum çok uzun zamandır takılı durumda. Olabildiğince hızlı bir biçimde sıcak silikonumu şöyle
bilirim. Bunu şu şekilde yüzeyin üzerine yedirdikten sonra tabancanın yardımıyla birazcık yayıyorum. Ve hemen ardından da parçamı deliğin tam ortasına gelecek şekilde buraya yerleştiriyorum. Zaten lazer CNC ile kesildiği için buraya tam oturuyor. Normal şartlarda şuranın uzaklıklarını, gövde yolunun uzaklıklarını ölçerek bunun tam olarak ortalanmasını sağlamanız gerekiyor. Yine aynı şekilde diğer parçamın dibine de sıcak silikonumu döküyorum. Hemen ardından da rudder'ımın deliğe tam olarak yerleşmesini sağlıyorum. Sağdan soldan şöyle bir parça sıkarak da içerideki silikonun iyice yapışmasını sağlıyorum. Şurayı genelde biz şey yapıyoruz, sıfırlıyoruz, hem zemin haline getiriyoruz. Dolayısıyla görüldüğü üzere basit bir biçimde uçağımın bütün hareketli, gövde üzerindeki bütün hareketli parçalarının takılmasını sağlamış oldum. Bu noktadan sonra artık yavaş yavaş biraz daha kargamızın şekli belirginleşmeye başladı. Evet, kuyruk tabulundan karçıklarımızın da takılmasını sağladıktan sonra aşağı yukarı şekli belirginleşmeye başladı uçağımızın. Bu noktada tabi bu kanatçıkları hareket ettiren küçük motorlarımız var. Servo motor diyoruz. Listede bulunan servo motorlarımızın ikisini hemen kuyruğun şu kısmına monte ediyoruz. 1 cm ileri 2 cm gerinin hiçbir önemi yok. Şöyle hareket ediyoruz. Öncelikle monte etmek istediğimiz yeri belirledikten sonra benim için bence burası şurası gayet güzel bir nokta. Daha evvelden yaptığım gibi servomu azıcık iterek release'in çıkmasını sağlıyorum. Hemen ardından hemen yan tarafına bağlayacağım. İkinci kanatçığımı hareket ettirecek servom içinde aynı şablonu çıkartıyorum. Şöyle birazcık yakından göstereyim. Şu şekilde iki noktayı belirledikten sonra bunun içine servo derinliğinde şey yapmam gerekiyor. Dışarıya çıkarıp ayıklamam gerekiyor. Servolar şurada ve şurada görülen kulakçığa hemen alt kısmının gövdeye girmesi gerekiyor. Bu şekilde monte ediliyor. İşte bunu vidalamayacağız. Çok hafif sıcak silikon sıkacağız bu deliğimizi oluşturduktan sonra. Ve servomuzu da içine silikonlayacağız. Şimdi bunu tabii bir maket bıçağı vasıtasıyla veya bir şeyle, tornavidayla rahatlıkla şu şekilde kazıyarak aşağı yukarı 1,5-2 santim civarında bir derinliği elde etmemiz mümkün. Yine bir karga burun vasıtasıyla bunun içindeki köpüğü dışarı çıkarabiliriz. Bu da metotlardan bir tanesi ve gayet tehlikesiz. Ama işi hızlı yapmak için biz bir şeyimizi, havyamızın ucunu şöyle modifiye ettik. Ucunda bakır var ve bunu içine daldırıp çektiğimizde servomuzun gireceği kadar bir boşluğu bize eriterek almış oluyor. Dikkat etmemiz gereken nokta tabi özellikle köpükle uğraşırken ve köpüğü eritirken ortamın çok çok iyi havalandırılması gerekiyor. Buna özen göstermeliyiz. Bu noktadan sonra servomu buradaki boşluğun içine
rahatlıkla itebilir ve içine yapıştırabilir hale geliyor. Daha sonra da bu servom ve arkadaki hareketli kanatçılar arasında bir bağlantı yapacağım. Bunun daha estetik gözükmesi de mümkün. Onun için bu araları ahşap kesebilirsiniz. Siz servomuzu silikonlamak yerine ahşapın üzerine vidalamayı tercih edebilirsiniz. Bu da bu işin yollarından bir tanesi. Üzerine servo deliklerini açtık. Servolarımızı taktık. Hemen ardından şu arkada bulunan kulakçıkları, kanatçıkların üzerine takılmış olan kulakçıkları, hornları bağlamamız gerekiyor. Hornların işlevi şu, hornların üzerinde bulunan şuradaki delikler sayesinde bu deliğe takılan, bu deliklere takılan bir push rod diye tabir edilen bir metalle hareketi, servonun hareketini arka taraftaki kanatçıklara aktarmaktır. Şimdi bu nasıl takılıyor? Buna bir bakacağız. Bunlar şöyle paketler halinde satılan ve yine listede linki bulunan parçacıklar. Oldukça ucuz parçalar bunlar da. Ve vida yardımıyla kanatçıkların üzerine monte ediliyor. Genel olarak tabi bunun bir kaldıraç vazifesi göreceğini de düşündüğümüzde olabildiğince servoya yakın ve aynı zamanda da İki kısmı vardır bunun. Düz inen kısım, aynı zamanda şey inen kısım, açılı inen kısım. Düz inen kısmın servoya bakacağı şekilde bunu şöyle monte etmemiz gerekiyor. Farklı tabii teknikler olabilir. Ben şöyle bir metodu tercih ediyorum. Önce bunun arkasına çok az sıcak silikon sürüyorum. Daha sonra buradaki gelen push rod'la yani metalle tam bir açı yapacak şekilde. Çünkü bunu farklı noktalara taktığınızda servo motorunuzu lüzumsuz bir biçimde zorlayacaktır. Buraya bir parça yapışmasını sağlıyorum. Hemen ardından tornavida yardımıyla olacak mı? Başka bir tornavida deneyelim. Tornavida yardımıyla uygun boyuttaki vidamı üzerinde daha önceden açılmış olan deliklerden ucu ta ki dışarıya diğer taraftan çıkacak şekilde vidalıyorum. Şöyle göstererek yapmaya çalışayım. Parmağım diğer tarafta, evet ucunu hissettim. Bir parça çıkmasını sağladım. Hemen ardından da ikinciye geçtim. Bunun temel sebebi şu, bunları sıkmaya çalışırken eğer silikon sürmezseniz veya orantısal olarak bunu işte fazla güç kullanarak yaparsanız horn yerinden kayıyor. Ve asla ilk başta vermiş olduğunuz o servoyla arasında olması gereken o açıyı sağlayamıyorsunuz, bozuluyor. Uçağınıza zarar veriyor, onun için en doğru yol bu zamana kadar yani en azından ben böyle kullanıyorum. Bunu bu şekilde monte ettim. Uçlarının çıktığını bir parça gördüm. Hemen ardından da bunun karşı kısmı olan şu parçayı deliklere denk gelecek şekilde parmağımla oturtuyorum. Zaten dik açıyla girdiğimde o delikler birbiriyle rahatlıkla şey yapıyor, buluşuyor, düşüyor. Ve daha sonra şuradaki vidayı sıkmaya devam ediyorum. Gösterebilmek için böyle yapıyorum. Normalde bu pozisyonda tutmamam gerekiyor. Yine diğer parçayı da vidalamaya devam ediyorum. Şöyle biraz daha rahat çalışayım. Nihai halini de göstereyim. Biraz dikkatli çalışmam gerekiyor bu noktada. Çünkü malzeme, kullandığım malzeme yumuşak. Elimdeki tornavida şayet kayarsa direkt malzemenin içine girecektir. Sıkıntı olacaktır. Ne kadar sıkmam gerekiyor? Parça, her iki parçada yani önde ve arkada takmış olduğum iki parçada yüzeyi tam olarak yapışana kadar sıkıyorum. Ondan sonra daha fazla sıkmama pek gerek kalmayacaktır. Çünkü benim işimi görecek hale gelecektir. Bir iki turda bunu sıktığımda şu
Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Parçanın takılma işlemi bitmiş oluyor. Ön tarafta vidaladım. Arka taraftan da uçları çıktı. Tabi uçlar bu haliyle elle tutulduğunda zarar verebilir, sıkıntı verebilir. Bunların buradan ortadan kalkması gerekiyor. Bunun için farklı yöntemler kullanılabilir ama ben diremer kullanıyorum. Gözlüğümü takarak diremeli şu şekilde. Aralık vererek yapıyorum çünkü ısınıyor. Dolayısıyla buradaki metali şeyi de depromda eritmemesi gerekiyor. Birini daha sonra diğerini yapıyorum. Ve uçların tıraşlanmasını da bu sayede bitirmiş oluyorum. Tabii göstermeye çalışırken çok özenli olmadı ama en azından fikir vermiş oldum. Bu noktadan sonra buraya takacağım servo motorumla arka tarafta bir tel vasıtasıyla ilişkilendirdiğim kulakçığım oynamaya başlayacak. Şimdi o teli nasıl hazırlayacağız? Pushrod diye tabir ettiğimiz bu teli nasıl hazırlayacağız? Bunu anlatacağım. Uçağımızın büyük gövdesi büyük oranda tamamlandı. Artık bir motor mount'umuz, iniş takımımızı bağlayacağımız yerimiz, kanadımızı bağlayacağımız kulakçıklarımız, pencerelerimiz ve kanatçıklarımız, radarımız ve elevatorımız sağlam bir biçimde uçağımızın üzerine takılı durumda. Arka kuyruğumuzdaki yükseltici görevini görecek. Bağlantımız, aşağı parçamız tamam. Servolarımız da yerine oturtulmuş durumda. Şu noktada servo ile kanatçık arasındaki bağlantıyı oluşturacak, hareketi sağlayacak, iletecek push rodlar diye tabir ettiğimiz şeyi bağlayacağız. Metalleri bağlayacağız. Telleri bağlayacağız. Bu teller hemen hemen her sanayide var. Şöyle boy boy satılıyor. Gayet ucuz fiyatları. Önemli nokta, bükülmeye dayanıklı olanlar var. Onlardan almak gerekiyor. Yani 90 dereceye kadar büktüğünüzde bazıları rahat kırılıyor. Bunu deneyerek almanızı şiddetle tavsiye ederim. Hiç boş yere de pahalı push rodlara para vermeyin. Direkt sanayilerde bunlardan bulmak mümkün. Bir parça servolarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Şöyle biraz yakına geldim kameraya göstererek. Servo yerine yapıştırdık. Ancak servoların kafalarına bağlanan ve bir kaldıraç vazifesi gören şöyle uçlar var. Bunlar bizim en tercih edeceğimiz uçlar olacak. Bunu servonun başına uygun pozisyonunu bulduktan sonra, ayarladıktan sonraki elektronikle ilgili videolarda göstereceğiz nasıl yapıldığını. Bunu buraya vidaladığınızda bu artık servo hareket ettiğinde bir adeta bir kolmuş gibi ileriye ve geriye gidecek. Sizin buradan arkadaki şeylere kuracağınız, hornlara kuracağınız irtibat sayesinde de bu servonun hareketi direkt buraya yansıyacak. Diyelim ki bu öne gittiğinde bu da bu tarafa doğru gidecek. Şimdi bunun için bizim araya bir push rod koymamız gerekiyor. Yani bu buraya takılıyken servonun ayağı buraya takılıyken bu hareketi iletecek bir çubuğa ihtiyaç duyacak. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey aşağı yukarı 2 mm'lik bir matkap ucu bu işi rahatlıkla yapacak. Servomuzun armının, kolunun üzerinde bizim elimizdeki telin çapına uygun bir delik açmak. Dolayısıyla buradan rahatlıkla girebilir hale gelmesi gerekiyor. Bu da elle bile görüldüğü üzere rahatlıkla delinebiliyor. Bunu yaptıktan sonra yapılması gereken şey bizim servomuz ve hornumuz arasında uygun uzunlukta bir parça kesmek olacak. Ve parçanın uçlarını da şu şekilde görüldüğü gibi Z şekline getirmemiz gerekiyor. Bunu penseyle rahat yapabiliriz, bir mengene yardımıyla yapabiliriz ama çok uzun zaman alacaktır. Dolayısıyla Z-Bender diye bilinen bir alet. Bu Hobby King'de var. Model, maket parçaları satan yerlerde de bolca var. Bu işi çok daha verimli, rahat bir biçimde yapıyor. Nasıl yapıyor? Örneğin şunun ucuna bakın. Düz
ucu şu anda. Z-Bender'in de ucu aslında bir kerpetene benziyor. Ancak şöyle bir şey yapısı var. Böyle bir tırtıklı bir yapısı var. Bunu ucuna yerleştirdiğinizde şu şekilde ve güç uyguladığınızda otomatik olarak şu şekli alacak. Diğer tarafa da aynı şekli biz veriyoruz. Tabii bunu yapabilmek için de optimum şeyi bulması gerekiyor. Uzunluğu bulmanız gerekiyor. Bu bir iki denemeyle rahatlıkla yapılıyor. Peki bu olduktan sonra ne oluyor? Şöyle oluyor. Arka tarafta bulunan, diyelim ki bunu rudder'a bağlayacağız. Rudder'ın hornuna bunu şöyle geçiriyoruz. Daha sonra da şöyle küçük bir hareketle düzeltiyoruz Z şeklini. Hemen ardından da, aslında alttan takmam gerekiyordu. Neyse çok sıkıntı değil. Hemen ardından da servonun kolunu buna geçiriyorum. Şöyle. Daha sonra bu servonun kolunu servonun üzerine koyduğumda artık servonun yapacağı tüm hareketi buraya iletmiş olmasını sağlıyor. Ve bunun dışında da hiçbir şekilde oynamamasını sağlamış oluyorum. Diğer hareketli yüzeylerin tamamı, elevator olsun, airlonlar olsun, hani burada anlatılan gibi bu şekilde doğru uzunluğa ayarlanmış olan parçaların uçlarını Z şekilde bükerek, doğru yerlere monte ederek sağlanmış oluyor. Şu an iniş takımı parçalarının takılması var. Bu aslında iki basamaktan oluşuyor. Bir tanesi iniş takımlarına delik açmak ve tekerlekleri üzerine monte etmek. Daha sonra da gövdeye iniş takımlarını monte etmek. Elimizdeki paketteki iniş takımları şöyle. Üzerine delik açılmamış ama doğru açılarla bükülmüş iki alüminyum parçadan oluşuyor. Bu alüminyum parçalar aslında birebir aynı ancak bir uçları diğerlerine nazaran daha uzun. Uzun olan kısımlar gövdeye bağlantıları yapılacak olan kısımlar, yani yukarıya gelecek olan kısım. Kabaca uçağa şu şekilde vidalanacak halde takılacak. Şimdi öncelikle üst kısma bizim delik açmamız gerekiyor. Aslında üst kısma açılacak deliklerin yerlerinin çok büyük önemi yok. Çünkü herhangi bir merkezleme gerektirmiyor. Biz bu yüzden matkap yardımıyla şöyle metrik 2,5-3 civarında işte vidanın rahat girebileceği delikler açıyoruz. Her ikisine de. Dolayısıyla iki parçamız da bu şekilde delinmiş oluyor. Hemen ardından şu tekerleklerin bağlanacağı daha az yüzey olan kısma, daha küçük yüzey olan kısma biz orta noktasını bulmamız gerekiyor. Orta noktayı bulmanın da basit yolu çok kabaca bir uçtan bir uca bir tornavida veya kalem yardımıyla şey yapıyoruz, çizgi çekiyoruz. Diğer uca da çizgi çekiyoruz. Bunların tabi düz olduğundan emin oluyoruz. Bir cetvel ve asasıyla yapıyoruz. Ve bunun tam ortasından bir delik açıyoruz. Aynı şeyi buraya da yaptığımızda biz bunun her ikisinin de orta noktasını kabaca bulmuş oluyoruz. Daha sonra da aşağı yukarı elimizde şöyle bir delik olmuş oluyor. Şimdi bu deliğe de tekerleğimizi monte ediyoruz. Tekerleğimizi monte etmek için önceki bir metrik 3 ve kullanmış olduğumuz bizim vidanın da işte uzunluğu aşağı yukarı 3 santimetre civarında metrik 3 vida kullanıyoruz. Ve şöyle hareket ediyoruz. Vidayı tekerleğin zıt tarafından içeriye doğru koyuyoruz. Ama vidayı buraya koymadan önce de bu vidaya bir somun takıyoruz içeriden. Şu şekilde. Somun sıkı sıkıya vidaya tutturulmuş şekilde. Ve bunu içeriye doğru itiyoruz. Bunu taktıktan sonra hemen ardından bir pul koyuyoruz. Çünkü bu
buranın sıkı biçimde ve değmeden tutmasını, aşınmadan tutmasını sağlamasını istiyoruz. Hemen ardından da, bunun ardından da bir başka somunla vidamızı yerine sıkıştırıyoruz. Şöyle. Şimdi elimle yapacağım. Çok sıkı yapmama gerek yok. Bu iyice buraya sıkıştıktan sonra da yine araya bir pul koyuyoruz. Ve ardından da daha önceden uygun boyutta delmiş olduğumuz, yani şunun içine girecek şekilde deldiğimiz matkapımızla veya vida açıcımızla tekerleğimizi buraya takıyoruz. Hemen ardından şu an bulabiliyorum, bir pul daha hemen buraya takıyoruz. Ve onun ardından da bir somun ilave ediyoruz. Önemli nokta şu, şu noktada bu somunu sonuna kadar sıkmıyoruz. Tekerleğin rahatça dönüp yalpa yapmayacağı bir seviyeye getiriyoruz ve burada sabitliyoruz. Daha sonra tersten oradaki somunu sıkıştıracak şekilde ikinci bir somunumuzu buraya sıkıştırıyoruz. Şöyle. Tekerlekle ilk somun arasında tekerleğin rahat dönebileceği kadar boşluk bıraktık. Diğer somunumuzla da ilk somunumuzu hareket etmeyeceği şekilde sıkıştırdık. Bunu iyice penseyle sıkıştırdıktan sonra da şu kenarlara bir ikişer damla Japon yapıştırıcısı dökersek şayet bunların vibrasyondan dışarıya çıkmasını engellemiş oluruz. Bu şu anda var olan delikleriyle gövdeye monte edilmek üzere hazırlanmış iniş takımının bir parçası. Bunun simetriğini de aynı şekilde yapıyor olacağız. Peki gövdeye nasıl bağlayacağız? Daha önceden bunu hazırlanmış bir parça daha var. Zaten gövdenin kalınlığında bunlar kesilmiş ve ayarlanmış durumda. Hemen gövdenin en ön kısmına, yani iniş takımını bağlayacağımız şuradaki ahşap parçanın neredeyse hemen önüne kadar bunu getiriyoruz. Daha sonra bir tornavida yardımıyla, belki bir akülü vidalama yardımıyla vidalama işimizi yapıyoruz. Bunu sabitledim. Bir vidayla şimdilik, diğerini de diğer bir vidayla sabitliyorum ki diyelim serbest kalsın. Hemen ardından da geri kalan ikinci ve üçüncü vidalarını sıkmak üzere vidaları parçanın üzerine koyuyorum. Bir iki tür parmağımla çeviriyorum. Evet, hepsi artık sabit kaldı. Sıkıntı yok. Direkt gövdeye, daha önceden altına yapıştırmış olduğu ahşaba hepsini vidalıyorum. Evet, artık uçağımızın iniş takımları da takılmış durumda. Gövde şu haliyle, elektronikler hariç neredeyse hazır gibi. Bundan sonra bir küçük basamak daha kaldı. Onu anlatacağım. O da ön tarafta pille ilgili olan kısımla yapıştıracağımız bir parçayla alakalı. Kargalar biraz burun ağırlığı isteyen uçaklar. Dolayısıyla motor ek olarak aynı zamanda kullanacağımız pili de motorun hemen arkasında bulunan şu çıkıntıya koyuyoruz ve böyle uçuruyoruz. Ancak pili bu şekilde buraya bağlamanın çeşitli yolları var. Yine bant diyebilirsiniz. Lastik takarak uçurabilirsiniz etrafından.
Ancak ben daha pratik olduğuna inandım. Bu velcro bantları kullanıyorum. Bunlar çift taraflı cirt bantlar. Yumuşak ve şey kısmı var. Daha pütürlü kısmı var. Nasıl Hobby King'ten alabiliyorsunuz. Oldukça da uygun şeye, fiyata. Dolayısıyla bir ton işte arazide şeyle, bantla, bir şeylerle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Bunlar birbirine yapışıyorlar. Almış olduğum her pili ben şey yapıyorum, velcro'luyorum. Bu sadece kendi satına da pil üzerinde güvenebiliyorum gerçi ama uçağın üzerine çok güvenmiyorum. Bunu yapıştıktan sonra, çünkü zaten kendinden yapışkanlı bunlar. Yapıştırdıktan sonra da sağdan ve soldan izole bantla güvenceyi alıyorum. Dolayısıyla hiçbir şekilde çıkmıyor. Yani 300-500 kullanımda sıkıntı yapmayan birçok pilim var bu şekilde. Buna uygun büyüklükteki sert kısmı kestikten sonra buraya yapıştırmam gerekiyor. Ama dediğim gibi yani bunların yapıştırıcıları her zaman çok çok iyi olmuyor. Onun için önceden bunun üzerine bir parça daha sıcak silikon sıkarak daha iyi yapışmasını sağlamak istiyorum. Şöyle silikonumu yayıyorum. Her zaman köpüğün yerine, köpüğe yapıştıracağım salta yayarak silikonumu bir parça daha soğutuyorum. Biraz tecrübeyle de onun aşağı yukarı eritmeyeceği sıcaklığa erişeceğini öğreniyorsunuz. Ondan sonra düzgün bir biçimde şöyle uçağımın ön kısmına velcro'nun pütürlü kısmına, yani pilimin tam tersi şeyini parçasını yapıştırmış oldum. Dolayısıyla artık uçuş yapmak istediğimde pilim buraya bir ton bantlamak, şey yapmak yerine sadece gelip üzerine şu şekilde bıraktığımda loop'lar bile atarken en ufak bir sıkıntıya sebebiyet vermeyecektir. Ve çıkartmak istediğinizde de rahatlıkla çıkarılmasına müsaade edecektir. Böylelikle gövdemizi de tamamlamış olduk. Artık kontrol yüzeylerimizin tamamı servolarımıza bağlı. Servolar uçağımızın üzerinde. Bütün hareket yüzeylerimizi taktık. Elektroniklerimiz dışında gövdede yapacağımız aşağı yukarı hiçbir şey kalmadı. Boyayabilirdik başta da izah ettiğim üzere ama şu haliyle bu gayet uçuşa hazır bir noktaya geldi. Bundan sonra kanadı nasıl yapıyoruz? O tarafa doğru geçeceğiz ve onu anlatmaya çalışacağız. Uçağımızın gövdesini neredeyse tamamladık ve onu bir kenara bıraktık. Ve şimdi sıra kanatta. Kanat aslında şöyle iki parçadan oluşuyor. Ve sonunda da geldiği hal şu. Bu dışarıdaki malzeme ısı yalıtımında kullanılıyor ve birer parça da setin içine koyduk numune olması sebebiyle kendinden yapışkanlı ve rahatlıkla kaplayabiliyorsunuz. Ama mutlaka kaplamak zorunda değilsiniz. Bir parça ağırlığı artırıyor ama gayet ihmal edilebilir bir şey bu bahsettiğim rakam. Diğer taraftan kanadın kırılmaması ile ilgili oldukça avantaj sağlıyor. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey şu, kanadımızın bu iki parçasını birbirine eşitleyeceğiz. Ancak daha sonradan da şu iki tane ucu doğru açıları keserek birbirine yapıştıracağız. Nasıl yapacağız buna bakıyoruz şimdi. Fark ettiyseniz bir tane oluklu, diğeri de oluksuz bir kanadımız var. Oluklu kanada daha sonradan takmak üzere bunlar Baos'tan satın alınabiliyor rahatlıkla. Tanesi 1,5 lira civarında. Yine aynı şekilde bu şeyi, kanadı taşıyan parçaları da bu 5 milimetrelik kutuları da Baos'tan alabiliyorsunuz. 9 santim keserek kullanabiliyorsunuz. Ve oluklu olan kısma da uygun bir biçime getirdiğiniz şeyi daha sonra şöyle görüldüğü üzere kanada monte ederek kanadın mukavemetini artırıyorsunuz. Ama ondan evvel ilk yapmamız gereken şey şu. Bunlar tabi farklı zamanlarda kesildikleri için, farklı ısı uygulayan telde kesildikleri için kanatlar birebir %100 birbirine simetriği olmayabilir. Gördüğünüz gibi bir takım parçalar daha fazla. Şurada 1 milimetrelik bir fazlalık var gibi. Şimdi bunun önüne geçmek için, olabildiğince birbirine yakın yapmak için ki bu haliyle bir uçar sıkıntı yok ama görünüm de önemli tabi. Biz bu kanatları üst üste koyuyoruz. Düzgün bir zeminde. Hemen ardından da bunu rahatlıkla bir parça baskı uygulayabiliyorsunuz. Trimlemek istediğiniz, kesmek istediğiniz kısmı şöyle cetvelde belirleyip
simetrik hale getirmek istediğiniz kısmı, atmak istediğiniz kısmı bir maket bıçağı yardımıyla iki kanadı da aynı boyuta getiriyorsunuz. Şöyle dik açıyla boydan boya şöyle baskı uygulayabileyim diye elimi kaldırdım. 90 dereceyi bozmayacak şekilde bir üçte bir derece de kestim. Birbirinin birebir aynısı. İki tane kanadım oldu. Hiçbir farklılık. Kanadın hiçbir yüzeyinde artık yok. Şimdi oluklu olan kısmı bir tarafa bırakıyorum. Bununla şu an bir işim yok. Diğer kısmın tam orta noktasını buluyorum. Bunu bulmak için de bir cetvel yardımıyla kanadın tam boyuna bakıyorum. Evet, 60 santim. Demek ki bunun orta kısmı 30 santim. 30 santimlik kısmı kalemimle işaretliyorum ki cetveli koyduğumda rahat bir kesim yapayım. Bu kanadımın tam yarısı oluyor. Tekrarlıyorum. Oluklu olmayan. Oluklu kısım tam ortaya gelecek. Bunlar uçlarını teşkil edecek kanadı. Tam 30 santimle cetvelimi koydum. Bir uçtan diğer uca. Kanadımı ortadan ikiye kesiyorum. Bunlar orta kısmın uçlarına eklenerek kanadın dihedrallerini oluşturacaklar. Şu noktada işimi birazcık masayı birazcık daha açabilmek için küçültmüş olduğum, keserek küçülttüğüm parçayı kanadıma yerleştireceğim. Yine sıcak silikonu kullanıyorum. Teknik olarak az evvel yaptığım üzere ben her zaman bunu tercih ediyorum. Ve ahşap parçanın üzerine silikonumu koyuyorum ki sıcak silikonumun ısısı kanadımı eritmesin. Ve sıkıntı yaşamayalım. Mukavemetini kaybeder böyle bir şey olursa. Güzel silikonladım her tarafına. Bir parça da soğumasını bekledim. Çünkü benim tabancam enteresan. Neredeyse güneşin sıcaklığına çıkartıyor bu işi yaparken. Sonra da kanadımın oluklu yerine bastırarak yerleştiriyorum. Masamın altında hiçbir şey olmadığına dikkat ediyorum. Yoksa o şekil masanın üstünden kanadıma geçer. Silikonun da biraz sıcaklığıyla kanadımla buradaki sparım, yani kanadımın desteği gayet güzel bir biçimde birbirine yapışmış oldu. Bunu iyice yapışmaya bırakmak için bir tarafa bırakıyorum, kenara koyuyorum. Şimdi kanadımın uçlarına geliyorum. Ama tabi burada bir önemli nokta var. O da şu. Kanadımın uçları belli bir dihedral içinde olması gerekiyor. Dolayısıyla bu ucu aynı rudder'da yaptığım gibi belli bir dereceyle kesmem gerekiyor. Rudder'a ve elevator'a bakacak olursanız orada bu kesimin nasıl yapıldığını göreceksiniz. Ben bunu maket bıçağıyla da kesebilirdim. Yani cetvelimi kullanarak dilediğim açıyı verecek şekilde bunu yapıp daha sonra kanadımın ucuna takabilirdim. Ama bu defa daha farklı bir şey göstermek için şöyle geliştirmiş olduğumuz bir şablonumuz var. Kanadımız bu şablonun direkt içine giriyor. Şöyle. Esneyebiliyor tabii. Dolayısıyla sıkıntı yok. Şuradan şöyle ters soktum. Şu şekilde sıkı sıkıya girecek şekliyle şablonumun içine girdi. Şimdi fark ettiyseniz bu elimdeki masanın kenarındaki aynı işi yapıyor. Yani yukarıdaki cetvel aşağıdaki de masanın kenarını temsil ediyor. Ben
Burada sıcak tel yardımıyla, ki sıcak tel kullanmak durumunda değil, keskin bir bıçakla da bu işi yapabilirim. Tam olarak şu açıdan bir kesim yapıyorum. Bunun için şöyle bir cihaz, böyle bir el aleti geliştirdik. Buna artı ve eksi şeklinde tungsten tel ucunda elektriğimizi veriyoruz. Şuradaki yayla da sürekli gergin olmasını sağlıyoruz. Şöyle çekeyim. Buradan itibaren de şöyle her ikisine de tutacağı şekilde yavaşça kanadımın istediğim açısını öne doğru kesmiş oluyorum. Daha sonra da çıkarıyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağım. Şöyle görüldüğü üzere buna istediğim açıyı verdim. Şimdi bu noktadan itibaren yapacağım işlem çok basit. Bunu kanadımın orta kanat kısmına yapıştıracağım. Şimdi bunu yapıştıracağım. Diğerine de aynı şeyi yapacağım ama tabii açılar birebir birbirinin aynısı olmayabilir. Dolayısıyla silikonu sürdükten sonra kendime şöyle bir araç geliştirdim, bir yükseklik geliştirdim. Bunu kanadın tam ucuna koyuyorum. Dolayısıyla bunun yüksekliğini net olarak bilebiliyorum. Aynı işlemi diğer tarafa yaparken de, kanadın diğer ucuna yaparken de şuradaki yüksekliği, açı verecek olan yüksekliği diğer tarafa koyuyorum. Dolayısıyla bana şuradaki kanat açısıyla diğer taraftaki kanat açısının birebir aynı olmasını bu alet sağlamış oluyor. Şimdi hızlı bir biçimde kanadıma silikonumu sürüyorum. Yani ihmal edebilir derecede tabii ki bunu eritecektir. Çok umursamıyoruz bunu. Kanadımı buraya yaklaştırdım. Birbirini iyice öpmesini sağladım. Buradaki açı sağlayıcı altına koydum. Ve yapışması için de bir miktar bekliyorum. Silikonun dolmasını bekliyorum. Kanadımın ilk yüzeyini yapıştırmış oldum. Şimdi aynı şeyi diğer için yapacağım. Onu da bu tarafa yapıştıracağım. Bunu yapmak için yine kanadımı kestiğim parçayı şuradaki şablonuma takıyorum. Şöyle takıyorum. Bir tarafından daha rahat giriyor. Onu bulamıyorum bir türlü. Şöyle taktım. Kontrolünü yaptım. Doğru. Şimdi bunu kesinlikle yapacağım aynı şekilde. Yaptım. Diğer tarafta yaptığım gibi bu defa kanadın bu tarafını silikonluyorum. Olabildiğince bol sürüyorum ama eritmemeye de dikkat ediyorum. Yayarak yapıyorum bu işi. Güzelce silikonumuzu sürdük. Hemen ardından yükseltimi alıyorum. Ve kanadımı diğer kısmına koyuyorum. Ufak tefek farklılıklar olabilir kanatlar arasında. Bunlar önemli değil. Uçuşu engelleyecek işler değil. Bu açıdan endişelenmeye gerek yok. Yine donmasını bekliyorum. Bir parça. Araları daha sonradan silikonla yine dolgu yapılabilir. Mesela şu arası birazcık açık kaldı. Yani buna dışarıdan böyle bir parça silikon sıkmak hiçbir mahsuru yok. Şöyle. Biraz bekledikten sonra da kontrollerini yaptım. Aynı açıya sahip
gayet güzel bir kanadım oluşmuş oldu. Şimdi istersen bunu böyle kullanırım direkt. Ama biz bunu kaplamayı tercih ediyoruz. Kapladığımızda da hem bu bağlantının daha güçlü olmasını sağlıyoruz. Gerçi bu uçağı çok rahat taşıyabilecek bir kanat. Ama tabii şu haliyle bu çok daha mukavim oluyor. Dolayısıyla üzerini çift taraflı şu bantla kapladığımızda, alüminyum bantla, ki lifli olanı tercih edin bu konuda. Kapladığınızda bu ufak tefek inişlerde, sağa sola vurmalarda vesairede en ufak sıkıntı yapmıyor. Bu noktadan sonra da kanadımız artık yavaş yavaş uçağımızın üzerine takılmaya hazır hale geliyor. Şöyle elimde bir tane var. Böyle yetişir. Gösterebilirim. Uçağımızın da aşağı yukarı formu oluştu. Şimdi tavsiyem bu kanadın bu taraflarına ahşap parçalar koyulması. Çünkü zaman içinde bunlar bunu kıracaktır. Ve üzerinin kaplanması yönünde. Bu noktadan sonra artık işi tek aerolonların istemesi şart. Çünkü 3 kanalda uçabiliyor. Takılması ve daha sonra da elektroniğin takılmasına kalıyor. Onları da bundan sonraki videolarda anlatıyor olacağız. Biz yaptığımız bütün kargo uçakların kanatlarını şurada görülen malzemeyle kaplıyoruz. Dolayısıyla hem daha mukavim oluyor. Hem de özellikle iniş yaptıkları alanlarda, çünkü pistte uçmayacak büyük olasılıkla, haliyle pist yok. Çaya, çırpıya takılıyor, ediyor. Kanat çok hızlı yıpranıyor. Ancak bu karga yanılmıyorsam 3 yaşında. Birçok kere düştü, sıkıntılar yaşadı. Her tarafında bazı böyle ufak tefek yara izleri olmasına rağmen karga sapasağlam duruyor. Dolayısıyla isterseniz bunu siz de yapabilirsiniz. Yapım oldukça basit. Şöyle toplar halinde satılıyor. İstanbul'da biz bunu Karaköy'den alıyoruz. Ama herhalde her yerde vardır. Bunların farklı çeşitleri var. Ama özellikle şöyle lifli olanları tercih ederseniz mutlaka çok daha mukavim olacaktır. Kaplama işlemi oldukça basit kaplama işlemi. Bu kendine yapışkanlı bir şey, malzeme. Dolayısıyla arka taraftaki bu şey kısmı, yağlı kağıdını çıkarttığınızda, çıkartma gibi, şey etiketler gibi, size malzemenin kendisi kalıyor. Yapılması gereken şey, bütün kanadı kaplamak da aşağı yukarı aynı şey olacaktır. Kanadı bunun üzerine düzgün bir biçimde şöyle yerleştirmekle ibaret. Bunun ardından da işte kanadın kaplama noktalarını kesiyoruz hızlı biçimde. Şöyle. Buradan da hızlıca gereksiz parçalardan kurtuluyoruz. Kaplamak istediğimiz kısmı, bu kanat olabilir. Kanat dışında farklı alanlar olabilir. Örneğin aeron olabilir. Elevatorlar olabilir. Rudderlar olabilir. Stepperlar olabilir. Ufak tefek ağırlık katıyor olmasına rağmen gayet dayanıklı hale getirmesi sebebiyle şiddetle tavsiye ettiğimiz bir şey. Şöyle hızlıca ben şeklini bir göstermek açısından katlayayım. Video uzun zaman almasın diye yapıyorum. Şöyle. Görüldüğü üzere kendinden yapışkanlı bu malzememiz. Bizim hem kanadımızı, bilmiyorum sevenler olabilecektir eminim, benim hoşuma gidiyor. Daha estetik bir hale getiriyor. Yani oldukça
dayanıklı bir hale geldiğini görüyoruz. Bunu da yapmayı tercih edebilirsiniz.